Herkese merhaba dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ürün incelemesi ve paket açılımıyla beraberiz arkadaşlar. Bunun içinde şu anda beklediğim şey tabii i6 ya i10 i6 Pro akıllı bileklik var arkadaşlar. Öncelikle paket açılımını yapacağım. Daha sonra paket açılımından sonra ben bir süre sonra kullanacağım arkadaşlar, bir hafta kadar. Daha sonra videoya devam edeceğim. Yani siz zaten o kısmı görmeyeceğiniz için ben size biraz da deneyimlerinden bahsedeceğiz. Öncelikle şöyle adresimin olmadığı tarafı çevireyim arkadaşlar. Ürünü N11'den aldım. Açıklamada linkini bulabilirsiniz. 2 gün gibi bir sürede geldi. Aslında Sakarya'dan geliyor İstanbul'a. Bir günde gelebilirdi. Bir günde İstanbul'a geldi. Ancak İstanbul'da nedense farklı bir semte gitmiş öncelikle ürün. Daha sonradan benim bulunduğum semte geldi. Yurt dışı kargoya da buradan selam olsun. Bu arada kendim yanlış giden şubeye gittiğim zaman orada da ürün bana teslim edilemedi. Şu an veremeyeceğimiz bir yerde dedi ürünler. Mesaj geldi arkadaşlar. Özür dilerim bunun için. Şöyle havalı poşete sarmışlar. Paketleme güzel arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar, bu ürünler yurt dışından getirildiği için garantisi olmayabilir. Ancak Türkiye'de satıyorsam bunun garantisini ya da teknik desteğini vermen gerekir. Şu an üründe fatura veya bir garanti belgesi çıkmazsa arkadaşlar mağazanın yorumuna, ürünün yorumuna bir yıldız vereceğim arkadaşlar. Onu da size belirteyim. Evet, gördüğünüz gibi çıktı. Kargo poşetinde fatura var gibi arkadaşlar. Şu an ona bakıyorum. Şöyle bir irsaliyeli fatura görüyorum arkadaşlar, bakalım. Evet arkadaşlar, fatura şöyle göstereyim, faturası var arkadaşlar. O yüzden bir yıldız vermeyeceğiz. Ancak garanti durumu pek olduğunu sanmıyorum. Belki yardımcı olabilirler. Ancak onda inşallah bir sorun çıkmaz. O duruma gelmeyiz arkadaşlar. Şöyle paketini açıyorum arkadaşlar. Şöyle kutusunu görüyorsunuz zaten, İngilizce. Heart rate smart band, işte kalp ritmi falan bir şeyler diyor. Yani Türkçe bir herhangi bir yazı bulunmamakta arkadaşlar. İngilizce yazılar olmakta. Ya yani Çin'den gelmiş diyeceğim, ancak Çince'de yazılar yok arkadaşlar, bilmiyorum. Genelde Türkiye'de arkadaşlarımız bu tarz ürünleri Çin'den getiriyor ama şöyle arkadaşlar, bir tane USB şeyi var. Kendi şarj şeyi var. Bunu herhangi bir USB ile şarj edemezsiniz. Sadece bu olmak zorunda. Mıknatıslı bir şarj şeyi var. Ürünü şöyle çıkartalım arkadaşlar. Üstünde bir tane ekran jelatini bulunuyor. Onu kaldırmak zorundayız. Yazılar var zaten. Korumak için değil zaten. Şık bir tasarımı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle yakından da göstereyim. Kameram odaklanır mı o kadarını bilmiyorum. Sanırım odaklanmıştır. Fena değil arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi bir kullanma kılavuzu çıkıyor. Türkçe olduğunu sanmıyorum. Zaten bununla çok önemli değil. İnternetten gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Zaten videonun devamında da bahsederim. Şurada da bir etiketi var sanırım, sarı. Bunu sökmeyeyim şimdi arkadaşlar. Videodan sonra ben bakarım. Tersi düzü nasıldır böyle sanırım. Şöyle kolumuza bir takalım. Kordon yapısı biraz farklı arkadaşlar. Şöyle ayarlıyoruz ve bastırıyoruz sanırım. Evet arkadaşlar, koluma taktım. Gayet şık durduğunu söyleyebilirim. Biraz daha sıkı takabilirsiniz. Nasıl açıldığı konusunda bir fikrim yok arkadaşlar. Evet, basılı tuttum ve açıldı arkadaşlar. Dokunmatik bir ekrana sahip. Şöyle döndüğümüz zaman burada menülerini görebiliyoruz. Kalori, işte konum falan. Kalp şeyini ölçüyoruz şu anda arkadaşlar. Bakalım kalp ritmimize ne diyecek. Bir dakika boyunca hesaplayacak galiba arkadaşlar. 96 çıktı arkadaşlar. Kalbim sanırım az da olsa hızlı atıyor. Tabii ne kadar doğru veriler verdiğini zamanla bunu test ettikten sonra göreceğiz arkadaşlar. Şu anda ben videoyu kapatacağım arkadaşlar. Bunu 3-5 gün, bir hafta kullandıktan sonra videoda deneyimlerimi size aktaracağım arkadaşlar. 3-5 gün sonra ya da bir hafta sonra görüşürüz arkadaşlar. Evet dostlar, şu anda bilekliği 3 gündür kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle diyeyim, bileklik bana çarşamba günü gelmişti. Şu anda cumartesi günü.
4 gündüz aslında ama bazı geceler kapattım arkadaşlar. O yüzden bir günü çıkartalım aradan. Diyelim ki 3 gün. 3 gündür kullanıyorum arkadaşlar. Aldığım zaman şarjı yarımdı. Yani full'e yakındı daha doğrusu. Şarjı fullledim. Ondan sonra kullanmaya başladım. Şu anda yani 3 gün diyoruz. 3 günün sonunda arkadaşlar %83'e düştü. Yani bu şeyle giderse bir 2 hafta götürecek gibi duruyor. Gece ben takmayı sevmiyorum böyle şeyler. Tam uykuyu falan ölçüyor arkadaşlar geceleri. İşte kalp ritmine göre işte gece ne kadar derin uyudunuz ya da derin uyumadınız. Bu tarz bilgileri veriyor. Ancak ben gece bileğimde saat ve benzeri şeylerle yatmayı sevmediğim için bir gece dışında bununla beraber yatmadım arkadaşlar. Gece kapatmayı tercih ettim. Ben pilin süresi daha çok uzayacağını düşünüyorum. Bu şekilde daha bana göre daha iyi diyeyim arkadaşlar. Genel olarak çok beğendiğimi söyleyebilirim. WhatsApp'tan gelen, SMS'ten gelen, işte e-postadan gelen mesajları içeriğiyle beraber okuyabiliyorsunuz arkadaşlar. Zaten Xiaomi Mi Band 2'den beni vazgeçirip buna yönlendiren şey de mesajın içeriğini göstermesiydi arkadaşlar. Ancak böyle emoji tarzı şeyler gönderildiği zaman onlar gözükmüyor. Arkasına null yazıyor. O emojiler ekrana çıkmıyor yani kısacası. Öyle diyeyim. Bazı şeyleri algılayamıyor o tarz karışık şeyleri. Ondan sonra ben spora gittim arkadaşlar. Sporda da gayet başarılı bir şekilde kaloriyi ve nabzı ölçtü arkadaşlar. Diğer spor salonlarındaki nabız ölçerlerle arkadaşlar. Yani 2-3 eksik 2-3 fazla çıkabiliyor. Ancak o da şey değil. Çok mühim değil. Tam nabızınızı düzgün ölçmesi için arkadaşlar biraz sıkı takmanız gerekiyor. Yani gevşek kullanmaya alışkınlar varsa öyle nabzını pek doğru ölçeceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Şöyle kolunuzu kaldırdığınızda otomatik gösterme özelliği var. Şu an oturuyorum. Otururken bazen işlemiyor arkadaşlar ama şöyle havadan getirdiğim zaman gördüğünüz gibi otomatikman aktif oluyor. Bu arada telefondan şöyle yakından göstereyim arkadaşlar. Tarihten sonra hava durumu geliyor arkadaşlar. Daha sonrasında kapanıyor. Telefondan hava durumunu da algılıyor. Oradan size gösteriyor. Şöyle bir menüsüne girelim arkadaşlar. Menüsünü kaydırıyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi 115 adım atmışım. 3 kalori yakmışım. İşte yürüdüğünüz mesafe. Burada da kalp ritmini ölçüyor arkadaşlar. Bunu zaten bahsetmiştik. Onun dışında şöyle aşağı doğru gittiğimiz zaman mesajlara giriyor arkadaşlar. İşte burada trainingler var. Yaptığınız sporlar. Fonksiyona bakalım arkadaşlar. Fonksiyonda telefon bulma var arkadaşlar. Basılı tuttum. Telefondan bir alarm çalıyor. Burada saat çeşit tipleri var arkadaşlar. 3-4 tane saat tipi var. Menüsüne pek alıştığımı söyleyemem arkadaşlar. Biraz zor menüsü. Bazen bakın mesela menüye giremedim. Buna alışmak biraz zor açıkçası. Tam anlamıyla nasıl girdiğini çözmüş değilim. Gördüğünüz gibi basılı tutmam gerekiyordu sanırım. Aynen 3 saniye basılı tutuyorsun. Gördüğünüz gibi burada saat çeşitleri var. Ancak tarihi ve saati gösteren sadece bu benim kullandığım olduğu için onu kullanmaya devam edeceğim. Şöyle aktif ettik sanırım. Aynen. Biraz zor menüsü var arkadaşlar. Yani böyle kullanmaya alışmak gerekiyor. Burada ise kapatma var. Yine fonksiyon bölümünün içinde. Basılı tuttuğumuz zaman cihazı kapatıyor. Basılı tuttuğumuz zaman da açılıyor zaten arkadaşlar. Burada da batarya göstergesi var. Bluetooth'a bağlıyken bir işaret çıkıyor arkadaşlar. Koptuğu zaman uydu işareti çıkıyor. Bağlanmaya çalışıyor sanırım. Yaklaştığınız zaman otomatikman bağlanıyor. Programı da arkadaşlar yan tarafta size programın arayüzünü şu an gösteriyor olmam gerekiyor. Onu oradan da program arayüzüne bakabilirsiniz. Program arkadaşlar arka planda çalışıyor. Eğer arka plandan programı kapatırsanız bilgileriniz sıfırlanıyor. Mesela siz gün içerisinde mesela günlük veya haftalık takip etmek istiyorsunuz diyelim. Mesela bugün kaç adım attığınızı öğrenmek istiyorsunuz. Kaç kalori yaktığınızı. Mesela öğlenleyin kapattığınız programı arka planda. Kapattığınız zaman şu anda gösteriyor olmam lazım size. Programı buradan kapattığınız zaman veriler sıfırlanıyor. Yani mesela siz öğlene kadar yaktığınız kalori hesapladı. Öğlenleyin programı kapattınız arka plandan. Öyle zaten arka plandakileri temizleyince gitmiyor arkadaşlar. Görevini sonlandırırsanız programın yukarı kısımdan gidiyor. O zaman da
tekrar başa dönüyor mesela attığınız adımlar falan filan. Bu biraz kötü. Program arkadaşlar zaten çok düşük bir puan almış Play Store'da, öyle diyeyim. Program gerçekten kötü. Türkçe dil desteği yok. Bu yönlerle eksi bir yön Xiaomi'ye göre. Xiaomi'de hem Türkçe desteği var hem daha iyi çalışıyor arka planda falan. Program eğer gerçekten böyle spor kaydı sizin için çok çok önem taşıyorsa arkadaşlar, zaten amacı da o bu tarz bilekliklerin. O yönden biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ancak ben biraz daha saat amaçlı kullandığım için beni çok etkilemiyor. Tercih size kalmış arkadaşlar. Videomuzun yavaştan sonuna gelirim arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi sorularınızı yorum olarak atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın. Diğer ürün incelemelerim de ekrana çıkacak. Video sonunda oradan ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.